Siz Yücel, duyuyorsunuz. Ben duyuyorum Simur sesini. Hoca'yı duyamıyorum. Simur Hocam duyabiliyor musun beni? Evet, ben duyuyorum siz. Sen duyuyorsun. Ben seni duymuyorum ama. Diğer herkes duyabiliyor mu? Bende mi sorun? Yücel duyuyorum demiş ama evet, galiba duyuluyorum şu an. Sizin İlk üç. acaba hoparlörde mi bir şey var? Ahmet Solmaz İmdat. Neyi yani? Abi tekrar yenileyelim istersen. Neyi yenileyelim? Bir dakika. Çözeceğiz. Ben de yiyeceğim. Sana kalmadı. Seninle paylaşamam. Paylaşmak güzel değil. Paylaşmak. Simur Hocam. Ben sizi yine duyuyorum. Süpersin, tamam. Bu sefer çözdük işi. Tamam, süper. Ya bu arada ışıklandırma biraz loş, kusura bakmayın. Şu an otelde kalmak zorunda olduğum için şartlar bu kadar el veriyor. Sağlık sektöründe çalışıyor olunca bir taraftan hepimizi otele koydular. Bir müddet böyle gideceğiz gibi. Senin şartların oldukça zor. Sen hastaneye gidip geliyorsun. Allah Evet. kolaylık versin. Zor şartlar hakikaten. Çok E, bu teşekkür ediyorum. süreçte bu süreçte bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sizleri görmek de harika. Hem bizler için de çok moral oluyor, hem çok keyifli oluyor. Ben teşekkür ediyorum böyle bir toplantı için. Umarım da çok keyifli geçer hepimiz adına. Senle çok önemli tecrübelerimiz var. Simur Hoca eski bir basketbolcu aslında Evet. ve uzman psikolog. Ben de Necati Güler ve Sinan Güler vasıtasıyla tanıma şansım oldu. Beraber birçok eğitime gittik. Eğitimin dışında da sohbet ettiğimiz bir dostluğumuz oldu. Çok pozitif bir insan mesleğinden bağımsız olarak. Ben katılımlar devam ediyor. Simur sana bırakıyorum. Bütün yönetim kurgu sende. Hoş geldin Tamam. tekrar. Süper, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş bulduk. Herkese de hoş geldiniz demek istiyorum. Yavaş yavaş katılımlar artacak galiba ama çok da vaktinizi de uzun tutmamak adına bir yandan da başlamak istiyorum. Bugün şöyle bir akış izleyelim. Aslında hem içinden geçtiğimiz süreci, bir taraftan Murat Hocam da bahsetti ama kendimi de çok kısa da tanıtmış olayım bilmeyenler için. Ben eski de bir basketbolcuyum. Bakırköy Spor Kulübü'nde lisanslı gençlik dönemlerimde diyeyim basketbol oynamıştım. Daha sonrasında böyle mesleğimle de birleştirebileceğim bu tutkumu ne yapabilirim derken kendimi burada buldum. Çok uzun yıllardır da uzman psikoloğum, aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde hem proje geliştirmede hem oradaki hekimlerin, hemşirelerin ve diğer ekip arkadaşlarımızın performans süreçlerine destek olmak için çalışıyorum. Bir taraftan Murat hocalarla keyifli işbirliklerimiz devam ediyor derken yolumuz da bahsettiği gibi Güler ailesiyle de uzun yıllar çalıştım ve hala beraberiz. Onlar sayesinde kesişti. Kendim hem eski sporculuğumu hem mesleki deneyimlerimi olabildiğince böyle birleştirip
güzel bir şeyler ortaya çıkartmak için sizlerle de bir arada olmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü bir arada oldukça daha güzel şeyler üretiyoruz, yapıyoruz. İnşallah daha uzun, geniş zamanlarda da daha farklı hem benimle ilgili de hem sizlerle ilgili de birbirimizi tanıma ve farklı şeyler üretme fırsatlarımız da olur. Daha önce eminim mutlaka denk geldiklerimiz de olmuştur. Şu an herkesi görme şansım yok ama bugün hem içinden geçtiğimiz süreçten çok kısa bahsedeceğim. Şu anda bir sağlık çalışanı olarak hastanede ve asıl önemlisi çok uzatmadan bunu, sporcularla çalışıyoruz. İşte bizlerin sporculuk geçmişi var. Hala aktif olarak belki aramızda devam edenler var. Bilemiyorum şu an tam olarak kimler katılıyor, ne nasıl bir şeyimiz var ama ilginç bir sürecin içinden geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Nasıl bir şeye dönüşeceğiz? Neler olacak? Ve bu süreçten sporcularımızla birlikte geçiyoruz. Onlar evlerinde neler yaşıyorlar? Biz antrenörler olarak aslında onların ailelerinin yanı sıra hayatlarındaki en önemli parçalardan biri olarak onlara bu süreçte nasıl destek olabiliriz? Ve en önemlisi de bir gün çok net öngöremesek de umuyoruz ki kısa bir gelecekte bu süreç bittiğinde dediğim gibi bir şeylere dönüşmüş olacağız onlarla beraber. Bu dönüştüğümüz şeylerin iyi ve olumlu şeyler olabilmesi ve sporcuların bu tekrar geri dönüşteki adaptasyonları sonrasında daha motivasyonlarını sürdürülür ve yüksek kılabilmeleri için sonrasında da neler yapabiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. Bir yaklaşık 10-15 dakika ben konuşayım istiyorum. Sonrasında sizlerin sorduklarıyla soru cevap ve sohbet olarak gidersek çok daha iyi olacaktır. O yüzden şimdi ekranımı da paylaşacağım. Böyle çok kısa da bir video izleteceğim öncesinde çünkü. Şuradan ekran paylaş dediğimde, evet, şu sunumumu açtım. Galiba görünebiliyor değil mi şu an? Herkes görebiliyor mu? Gerçi sessizdesiniz. Ben sizi duyamıyorum ama... Görüyoruz evet, şimdi. Görüyorsunuz, tamam. Harika. Demin de dediğim gibi hepimiz sporcularla beraber çok ilginç bir sürecin içinden geçiyoruz. Tüm dünya olarak. Daha önce deneyimlemediğimiz, evet aslında pandemilerden dünya üzerinde geçmişte, tarihte çok geçişler oldu ama ilk kez biraz böyle sosyal medyanın yaygınlığı, hem bu kadar şiddetli ve tüm globalde hissedilen bir şey olması, hem artık bilgi kirliliğinin engellenemez bir duruma gelmesi nedeniyle eskilerden biraz daha farklı olarak bir şeylerin içinden geçiyoruz ve hepimiz bunu deneyimliyoruz. Açıkçası kimse de tam olarak ne yapacağını bilmiyor. Ben bu süreci şöyle değerlendiriyorum. İki seçenek var önümüzde. İki opsiyonumuz var. Haliyle şu an hep söylediğim bir şey vardır benim. İnsan dediğimiz canlı belirsizliği çok seven bir canlı değildir. İlla böyle kriz koşullarını düşünmenize gerek yok. Günlük hayatınızda bile antrenmanlarınızla ilgili olsun, işte sezonunuzla ilgili, maçlarınızla ilgili bir şeyler belirsiz olduğunda insan hep kaygı duyar. Sevmediğimiz bir şeydir. Net olsun isteriz. Ne yapacağımız, sonuçlarımız, gidişatımız. Ve şu an tam anlamıyla, her koşuluyla belirsiz bir şeyin içinden geçiyoruz ve nasıl biteceğini de bilmiyoruz. Diğer bir tarafında da biraz kontrol etmeyi de seven canlılarız işte bu belirsizliği sevmediğimiz gibi. Ve şu an hayat aslında o kadar güzel bir ders koyduk bizim önümüze. Benim sporculara çok söylediğim bir şeydir. Genelde kontrol edemeyecekleri şeylerle çok kavga verirler. İşte bazen bu rakipler olabilir, bazen hakemler olabilir, bazen dış koşullar olabilir. Hep böyle bizim dışımızda kontrol edemeyeceğimiz şeylerle kavgalar veririz. Ve bunu veremeyeceğimizi, vermememiz gerektiğini, değiştirebileceğimiz kısmın biz olduğumuzu anlatmak çok kolay olmaz bazen. Aslında şu an hayat bununla ilgili çok güzel bir sınav yapıyor bize. Tamamıyla kontrolümüzün dışında değiştiremeyeceğimiz bir şeyden geçiyoruz. Ve herkes bununla çok ciddi anlamda yüzleşmiş bir vaziyette. Şimdi hem belirsizlik, hem kontrolümüzün dışındaki durumlar derken inanılmaz stres faktörleri üst üste yığılmaya başladı. O yüzden de şu an verdikleri her tepki, yaşadıkları her duygu çok doğal. Biz buna akut stres belirtileri diyoruz. Vücudun tehlike olarak gördüğü ya da belirsizlik olarak gördüğü şeylere karşı verdiği tepkiler. Bunlar kimileri için bir de şöyle bir şey çıktı. Bu iki tane şey var işte, belirsizlik ve kontrolsüzlük, ama bir de biz aldık bütün herkesi dört duvarın içine koyduk ki birazdan bahsedeceğim bu özellikle yeni jenerasyon gençlerin tüm dünyaya açıldığı bir jenerasyonu dört duvarın arasına koymaya çalıştık. İşler iyice sarpa sarmaya başladı. Demin söylediğim iki şeye geleceğiz. Şimdi iki senaryo olacak benim kendi görüşüm önümüzde. Birincisi bu şu an gösterdiğimiz akut stres belirtilerinin, işte kaygılarımızın, iç sıkıntılarımızın, belki o öfkemizin vesaire doğru yönetilemediği şu an
belki destek alınmadığı, doğru aktarılamadığı noktada, sadece sporcular için konuşmuyorum, herkes, hepimiz için bu. Bu iş uzadığında ya da bitişine geldiğinde arkada travmatik bir iz bırakması ve daha uzun vadeli izler taşıyacak olmamız ihtimali var. Umuyoruz ki bu olmasın, umalım ki olmasın, bunu istemiyorum. Bir de bu süreci, bu içinden geçtiğimiz zamanı bir travma gibi görmek değil ama bir fırsat olarak görmek. Demin de bahsettim ya, hayat çok büyük bir ders veriyor aslında şu an bize. Ve hiç daha önce fırsatını yakalayamadığımız, belki içimize dönüp kendimizi tanıyacağımız, kendimizle ilgili farkındalıklar kazanacağımız bu kadar geniş zamanlarımız olmamıştı. Bunu böyle bir fırsat olarak değerlendirip bittiğinde de bu süreçten aldıklarımı cebime koyup hem kendim hem sporcularım hem aileler olarak ileride daha iyi şeylere nasıl dönüşebiliriz? İşte yapmak istediğimiz hep beraber aslında bu kadar online toplantıların, bu kadar insanların çabasının, emeğinin ya da herkesin aslında kendiyle ilgili bir şeyler yapma mücadelesinin bu ikinciye evrilmek için olduğunu görüyoruz. Bugün de biraz bundan bahsetmek istiyorum. Nasıl bu ikinciye, daha travmatik bir sürece değil ama buradan nasıl büyüyerek çıkarız? Ama bundan önce şunu söylemem lazım. Şimdi ilgilendiğimiz ekip bizim, gençler, sporcularımız, bizim Z jenerasyonu dediğimiz, Z dediğimiz, bunlar post millennials ya da I generation gibi farklı farklı isimler de alıyorlar. Hepinizin de bildiği gibi bizlerden, eski jenerasyonlardan, yani biz böyle, ben biraz daha tam ortada kalmış jenerasyon oluyorum galiba gerçi ama biraz daha farklılar. Herkesin eminim böyle kafasında güzel anıları var, hafif gülümsemeler beliriyor. Peki nasıl farklılar? Şimdi hem bu ev sürecini hem de dönüşlerindeki adaptasyon süreçlerini konuşmadan önce çok kısa onların ağzından bir video, bir dakikalık izletmek istiyorum. Bakalım size ne kadar tanıdık gelecek bu süreç. I was born in 2005. I belong to Gen Z, a generation born with complete technology. We have PC, smartphones, gaming devices, tablets, MP3 players, and the internet. We naturally multitask. Let's read, watch, and work at the same time. A skill that stuns the adults. We like to express our feelings and thoughts and share them with the world. In our lifetime, we will not send a single letter by mail. But we would spend at least 20% of our time on social media. Having too many gadgets also has a bad impact. Rather stay indoors and use our gadgets, then play outdoors and be active. We have terrible social skills. We are 10 times more likely to smile to a handphone than a person. Our attention span is as short as a goldfish. We have 10 seconds before you lose us. Evet, tanıdık gelen kısımları oldu mu? Bittikten sonra zaten deneyimlerinizi de, örneklerinizi de dinlemek, duymak isterim ama özellikle şu an daha ergenlikten son, ergenlikte olanlar da aynı şekilde ama gelmeye devam eden ve geleceklerde çok net göreceğimiz, bu arada video daha uzundu, ben bir kısmını koydum, bir enteresan bir jenerasyon var önümüzde. Öyle bir jenerasyon ki, şimdi bu slide'da da göreceksiniz sol tarafta, bunlar benim yazdığım şeyler değil, bunlar araştırmalar. Sordukları zaman güvenilir bir kablosuz internet bağlantısını temiz bir tuvaletten daha çok önemli gören bir nesilden bahsediyoruz. Birazdan bunu basketbola ve spora bağlayacağım ama ve bu birkaç tane ekran görüntüsü aldım. Benim için önemli olduğunu düşündüğüm şeyler, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi sevdiklerini söylüyorlar. Diyeceksiniz ki belki biz iletişim kurmakta çok zorlanıyoruz aksine onlarla bir şeyler. Burada kastettiği şu, eminim şunu yaşayanlarınız oluyordur. Ya benim zamanımda kendi antrenörüme söyleyemediğim şeyleri nasıl böyle bir şekilde gelip benim karşıma söyleyebiliyor diye şok yaşadığınız anlar mutlaka olmuştur bu jenerasyonla. Ya da o dikkat toplama konusunda ciddi anlamda ya bir şey söylüyorum ama gitti kayboldu olmaya başladığımız. Birazdan dediğim gibi bunlara bizim spor kısmında geleceğiz ama önce şu içinden geçtiğimiz süreçte
biz bu jenerasyonu, bu internetle tüm dünyaya yayılabilmiş jenerasyonu, işte tuvaletten bile önemli gördükleri şeyle dört duvarın arasına koyduğumuzda nasıl kaybetmeyeceğiz? Nasıl hem sporla olan motivasyonlarını yönetebileceğiz, hem döndüklerinde adaptasyonlarını daha kolay sağlayacakları bir şekilde ailelere yardımcı olabileceğiz? Çünkü ne olursa olsun, evet, onlar ailelerle o dört duvarın içindeler. Siz online olarak ne yaparsanız yapın, günün sonunda ailelerle olan etkileşimleri ve iletişimleri de çok önemli oluyor. Ki sizden giden mesajların ya da sizin yaptıklarınızın da tam olarak karşılığını bulabilmesi için. Şimdi bu nesil inanılmaz meraklı, neden sorusunu çok fazla soran, çok fazla cevap arayan ve cevabı sizden bulamazsa da ya da ailelerden bulamazsa da zaten elindeki telefonlarla, şunlarla buna çok kolay ulaşabilen bir nesil. Bu olumlu özellikleri olarak da sayabiliriz. Öğrenme becerileri, görsel öğrenme becerileri inanılmaz yüksek. Yine bu da içine doğdukları dünya ile çok alakalı. Yani teknoloji onların çok artı olduğu bir taraf, evet. Ama bir taraftan da zaten videoda da söylediği gibi çok kısa, dikkatlerini çok kısa toplayabildikleri, İnsan ilişkilerinde aslında olumlu bir şey gibi söylüyor. Duygu ve düşüncelerimizi ifade etmeyi severiz de, ama bir taraftan da bu çok güçlü insan ilişkileri becerisi gibi algılanmaması gereken bir taraf. Çünkü bu duygu düşünceyi ifade etme genellikle kendilerinin çok özel ve tek olduğuna dair inançlarıyla büyümelerinden ötürü kendilerini anlatma isteği. Aslında bu yine şu aletlerden ötürü birebir insan ilişkilerinde önceki jenerasyonlardan biraz daha zayıflar. Memnuniyetsizler. Sebeplerini birazdan eski nesillerle de karşılaştığımızda konuşacağız ve hep konuştuğumuz gibi aletlere bağımlı bir şekilde yaşıyorlar. Peki biz evde şu an aldık koyduk aileleriyle beraber ne yapacağız? Bir kere dediğim gibi bütün dünyaya açılmış bir nesli bir evin içine tıkmaya çalıştığınızda siz, şöyle de bir şey var, dışarı çıkmaktan çok evde vakit geçirdiklerini söyledik ama şimdi aile faktörü de var ve artık nefes alabilecek bir taraf yok. Birincisi, ailelere şu konuda en azından fikir verebilirsiniz. Olabildiğince dikkatleri bu kadar hızlı dağılan, bu kadar meraklı bir ekibe olabildiğince zengin bir içerik sağlamaları gerekiyor. Bunlar tabletlerle, telefonlarla, teknolojiyle bir arada konuşmak zorunda. Eski usullerde olduğu gibi bunları bırak artık elinden gibi, onları oradan uzaklaştıracağımız ceza, emir, direktif gibi yöntemlerle olması mümkün değil. Bu nesil açıklamayla anlayan bir nesil. Direktif dediğim gibi işlemez. Çünkü kendilerinden öncekiler gibi özellikle de işte X jenerasyonu, baby boomerslar dediğimiz 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler jenerasyonları gibi savaş, yokluk, açlık ya da bu tarz şeyler görmedikleri, böyle bir dünyaya doğmadıkları için ceza, korkutma gibi şeyler ne yazık ki onların davranış değişikliği ya da o direktifleri alması konusunda yardımcı olmuyor. Bunu yapmaya çalıştığımızda ben bunu şuna benzetiyorum. Yine hep bana şey geliyor, spor kısmında da aynısını konuşacağız birazdan ama ya Simre hocam işte biz böyle dendiğinde şöyle yapıyorduk. Evet, çünkü biz benzinli arabalardık, onlar motorinle çalışıyor. Şimdi siz motorinli dizel arabaya benzin koymaya çalışırsanız hata veriyor. Bu sefer ya bizde bu işliyordu, onlarda niye işlemiyor'un kavgasını vermeye başlıyoruz. İşlemiyor, işlemeyecek. Çünkü dediğim gibi onlar dizel arabalar, önceki jenerasyonlar benzinli araçlardı. İkisini itekleyen o itici güç bambaşka şeyler. O yüzden de onları çalıştıracak şeyi vermek zorundayız. Bu da ne yazık ki ceza, emir gibi ya da direktif gibi şeyler değil. Olabildiğince açıklama ve akıllarının yatacağı, anlayacağı şekillerde. Ve demin dediğim gibi zengin içerikler evde sağlanması gerekiyor. Aile bu konuda çok önemli. Çocuğun ilgi alanlarını keşfedip, özellikle sporla ilgili. Siz sanıyorum zaten fiziksel kısmında, fiziksel aktiflik kısmında olabildiğince antrenman saatlerinde, şu an çocuklar okula devam ediyorlar okul saatlerinde, antrenman saatlerinde onlara o desteği veriyorsunuz. Ama onun dışındaki zamanlarda da aileyle sürekli iletişim halinde olup, çocuğun tükettiği içeriklerde en azından kontrolü sağlamaya çalışmak çok kritik oluyor. Evet, fiziksel izolasyonu kurduk ama sosyal izolasyon kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Zaten şu an inanılmaz meyilliler o şey kapanma dünyasına, kendi dünyalarına, şuna. Onu olabildiğince sosyal olarak açıp takım arkadaşlarıyla, sizlerle iletişim halinde olacağı, spordan çok uzaklaşmadan, sadece fiziksel değil zihinsel kısmında da olabilecek maksimumda sosyal izolasyonu engelleyip maksimumda tutmak gerekiyor. Şunda da yine ailelere ve size çok iş düşüyor. Günlük rutinlerini devam ettirmek zorundalar. Bunun en önemli sebeplerinden biri şu, eminim bir yerlerde de zaten dinlemişsinizdir ama
Şimdi onların çok hoşuna gidiyor. Sabah belki 6'da kalkıyorlardı. Şimdi hani okuldaki dersleri belki sonradan dinleme şansları oluyor. Hele siz de bir de antrenmanları vesaire daha geç saatlere koyduysanız. Ay saat 10'a 11'e kadar uyusun. Tatil gibi görüyorlar bunu. Ama şimdi şunun özellikle psikolojide de fizyolojide de şöyle bir etkisi var. Vücudun biyolojik saatine göre, vücudun biyolojik saati, günün kendi akış saatine göre gerçekten faydalanacağı hormonları çok, o kadar mucizevi bir şey ki beden, uygun saatlerde salgılıyor. Şunu demeye çalışıyorum. İşte bizim uyku hormonumuz, melatonin, daha rahat, işte bölünmeden, huzurlu bir uyku çekmemizi sağlayan melatonin hormonu maksimum da gece 11'de salgılanır mesela. Sabaha karşı 4, 5, 6 gibi belki siz de yaşıyorsunuzdur. Böyle hafif huzursuz uyandığınız anlar oluyorsa uykudan bakıyorsanız saate böyle bir iç huzursuzluğu adını çok açıklayamadığınız saat 4, 5, 6 civarlarıysa bunun sebebi vücut stresle ilgili kortizol hormonunu maksimumda bu saatlerde salgılar. Gün içinde de gün ışığının olduğu gün saatlerinde de serotonin, dopamin, endorfin gibi bizi mutlu eden hormonlar daha çok salgılanıyor. Şimdi çocuk rutinini bozmaya başladığında ya da genç olabildiğince bu hormonlardan da maksimumda faydalanma, doğru zamanlarda faydalanma ritmini de bozmaya başlıyor. Bu da hem fizyolojisine yansıyor hem psikolojisine yansıyor. Çünkü yani rahat bir zihinle güzel bir uyku uyuyup gün içinde de kaygısını daha rahat yönetebilecekken bu sefer oradan da bir gol yemeye başlamış oluyoruz. Onun dışında rutini bozulduğu zaman, şimdi geri dönüşü var bu işin dedik ya, geri döndüğünde de tekrar aynı şeyin adaptasyonuyla ilgili bir sıkıntı başlıyor. O yüzden bizler antrenörler olarak yapacağımız en önemli şeylerden biri, bir, evlerindeki rutinlerini olabildiğince eski halini devam ettirmeleri konusunda kontrolü sağlayabileceğimiz ölçüde sağlayabilmek çok önemli. İkincisi, tükettikleri içerikleri çeşitlendirmek, arttırmak, kaliteli içeriklere yöneltmek çok önemli. Üçüncüsü, dediğim gibi fiziksel izolasyon var ama sosyal izolasyonu minimumda yapıp takım arkadaşlarıyla sizlerle paylaşım halinde olmalarını sağlamamız çok çok önemli. Bu da demin bahsettiğim şeylerle ilgili zaten örnek, yani böyle fotoğraflar gibi düşünebilirsiniz. Tüm bu yapacağımız şeyler de zaten aileyle de sizin iletişim halinde olmanız da bu süreçte size gerçekten hem psikologlar gibi hem zaten antrenörler gibi hem ailenin bir parçası gibi çok fazla iş düşüyor. Normal zamana göre çok fazla iş düşüyor. Çünkü biraz daha hakikaten olağanüstü bir durum. Hem çocuğun o fiziksel enerjisini dengelemesi açısından hem de aileyle ve sizinle olan ilişkisini ve bağını güçlendirmesi açısından da. Ha, burada şu önemli, farklı farklı aktiviteleri çeşitlendirelim dedik ama şimdi çocuğun hiç ilgi duymayacağı, hiç arzu duymayacağı bir şey yapmaya zorlamak değil kastettiğim şey. Aileler bazen onu da yapıyor çünkü. İşte telefonun başından ya da tabletin başından kaldırmak için hadi gel sen de şunu yapalım. Ya o çocuğun hiç sevmediği bir şey, hiç istemediği bir şey. Ve çocuk eğer böyle bir zorlama alırsa bu sefer aile tarafından tanınmadığını, anlaşılmadığını hissederse daha farklı sorunlara yol açmaya başlarız. O yüzden var bu durumlar, yaşıyoruz. Aileler çocuklarını ne yazık ki özellikle son yıllarda çok fazla tanıyamadığı için bu yine işte teknoloji vesaireden dolayı biraz içlerine hem çocukların kapanmasından hem hayat koşturmasından diyelim. İlgi alanlarını, tutkularını, arzularını çok fazla bilmedikleri için farklı şeylere zorlayabiliyorlar. Ha, şöyle yönlendirebilirsiniz bu noktada. Bilmiyor olabilir aile. Deneme şansı versinler çocuklara. Sorsunlar. Zorlamak değil ama işte illa cinsiyet ayrımına yapmaya da gerek yok buna yani. Hadi kızlar daha çok yemek yapmayı seviyor vesaire gibi bir şey. Değil, hayır. Herkes her aktiviteyi deneyebilir. Hiç kız erkek gibi bir ayrım yok zaten bu noktada. Bahçe ve balkon şansları varsa belki bitkilerle ilgili spor dışında enerjilerini hem fiziksel atabilecekleri hem farklı şekilde zihinsel rahatlayabilecekleri aktiviteleri, siz de aklınıza gelenleri ekleyin. Hem spor konusundaki yetkinliklerini güçlendirebilecekleri. Çünkü dediğim gibi siz zaten antrenman saatlerinde antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Bizim amacımız antrenman dışında kalan saatlerini hem bireysel gelişimi hem sporla ilgili gelişimi için maksimumda olacak şeylerle değerlendirebilmeleri. Bunlar da dediğim gibi fiziksel olarak enerji akıtabilecekleri, bahçe işleri, yemek işte vesaire, sizin aklınıza gelen binlerce şey olabilir. Çocuğun ilgi alanı çok önemli burada. Ve tabii ki zihinsel rahatlayabilecekleri. İlla bir şey mi izleyecek? Sporla ilgili de yine tutku duyduğu birisi, bir idolüyle vesaire ilgili içerikler tüketirse en azından o içerik tüketmesini engelleyemeyeceğiz. Bu çok gerçekçi bir şey olmaz. Bıraksın elinden gelsin otursun gibi bir şey. En azından gelişimine faydalı olacak içerikler tüketmesi. Bakın ben
her zaman yardımcı olurum faydalı içerikler paylaşma konusunda. En azından sizler de önerilerinizi ona göre yaparsanız çocuğa veya gence veya aileye orada da olabildiğince o zararı minimuma indirmiş oluruz. Bir de bu işin tamam ev süreci uzuyor. Ne kadar uzayacak bilmiyoruz. Umarım dediğim gibi yaz dönemine çok da kalmadan bitmiş olur ama günün sonunda bu kadar süre geçtikten sonra bir şekilde tekrar sahalara indiğimizde herkes bir değişim yaşamış olacak ve herkes bir adaptasyon süreci içinden geçmek zorunda. Şimdi bahsedeceğim şeyler hem bu adaptasyon sürecini daha çok kolaylaştırmak için hem de COVID'i, koronayı bir kenara koyduğunuzda genel olarak da çalıştığımız yaş grupları işte daha gençler ve çocuklar olarak düşündüğümüzde daha uzun, daha sürdürülebilir, daha yüksek motivasyon için neler yapabiliriz? Biraz ondan bahsedeceğim bu yeni jenerasyona da atıf yaparak. Hep arzu ettiğimiz şey diyoruz ki motivasyonları yüksek olsun, işte daha sürdürülür olsun vesaire vesaire. Ve bunu yaparken hala bazen şeyi görüyorum. Ceza ve direktifle devam etme arzusu. Bu çok doğal çünkü çoğumuz böyle yetiştirildik ve bunun işlediğini gördük. Şimdi bir tarafta birileri geliyor özellikle son yıllarda çok fazla işte mental koçlar dedikleri bizler, sporcu psikologları, birileri size çok güzel, çok ideal şeyler anlatıyorlar. İşte şöyle konuşun, böyle iletişim kurun. Ama bir tarafta da bugüne kadar sizler için, sizlerin yetiştirilişinde, belki sizlerin daha önce yetiştirdiği nesillerde çok güzel işlemiş bir yöntem var. İşte ceza ve ya bu çocuğun bunu yapması lazım, bunu alıyor. Böyle olacak gibi. Demin dediğim şeyi hatırlayın. Dizel arabaya benzin koymaya kalkarsak bir süre gider o araba. Yani muhtemelen gerçekten konuştuğumda 500 metre belki gidecektir ama sonra motoru yakar. Bu sefer tamamen kaybetmeye başlarız. Uzun vadede bir verim almak değil, aksine uzun vadede kaybettiğimiz bir durum olur. Yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Otorite, yokluk, savaş zamanlarında doğmadılar. O nedenle de yetinmek ya da kabul etmek gibi bir mantaliteleri yok. Aşağıdan gelenlerin iyice olmayacak. İş hayatını düşünün. İlla spor olarak bakmanıza da gerek yok. Şimdi önceden nasıldı? Kendi ebeveynlerimizden ya da belki bizlerden spor dışında farklı şeyler yapanlar da varsa bir insanın ya da hiç deneyimlemediyseniz bile kesinlikle duymuşsunuzdur. Maaşını alıyor olması, sabah 9 akşam 5 çalışacağı bir işinin olması onun mutlu, tatmin olmuş ve müteşekkir hissedeceği bir hayatı olması için yeterliydi değil mi? Şu an işe girer girmez yeni mezunlar alacağı ek hakları tartışmaya başlıyorlar. Bir dakika ben ilk terfimi ne zaman alırım? İşte haftada kaç gün esnek çalışacağım? Yani bakın maaşı almak ve sabah akşam çalışacağı bir işten bahsetmiyorum. Onlar seçiyor işi. Yani işi onları seçmiyor artık. Ve işi seçerken de şöyle eliyorlar. Yurt dışından ne eğitim olanakları veriyorsunuz bana? Terfi süreçlerim nasıl olacak? Hangi ofislerle, hangi ülkelerin ofisleriyle çalışabileceğim? İşte başka yan haklarım, özel sağlık sigortamda şu olacak mı? Şimdi buna dönen bir neslin sporda da eski tipte devam etmesini bekliyor olmak ne kadar gerçekçi. O nedenle de iş hayatı gibi nasıl esnek hakları istiyorlar, bekliyorlar, sporda da aynı şekilde. Eskiden işleyen şeylerin artık işlemeyeceği bir düzene doğru dönmeye başlıyoruz. Peki ne yapacağız? Şeyi getirin aklınıza, belki kendi sporcularınız da vardı, belki siz öyleydiniz, belki de bildiğiniz ünlü isimler de var. Gerçekten sahada arkadaşları antrenman yapmazken, antrenmanlardan önce gelen ya da sonrasında kalan ve saatlerce ek çaba gösterip ek bir efor ortaya koyan sporcuları düşündüğünüzde tek bir ortak noktaları olduğunu söyleyebilirim size. Bu sporcuların hiçbiri bunu korkudan ya da cezalandırıldıkları ya da emir aldıkları için değil, gerçekten tutku ve saygı duydukları için yaptıkları işe duydukları tutkudan ve antrenörüne, takım arkadaşlarına ve yine o işe duydukları saygıdan dolayı bunu yapıyorlar. O yüzden de biz eğer yüksek, sürdürülür bir motivasyon ve gelişim isteği istiyorsak karşı taraftan, yapacağımız ilk şey yaptıkları işe tutku duymalarını sağlamak ve içlerindeki tutkuyu neye duyuyorlarsa bunu anlamaları için onlara yardımcı olmak. Şundan bahsediyorum. Tabii ki işte spora ya da basketbola tutku duymuyor olsa niye bu işi yapıyor olsun diyebilirsiniz.
Duymayan sporcular olabilir. Olacaktır da herkes bunu çok büyük tutkuyla yapacak değil. Ama gerçekten sürekli gelişim isteği gösterenler içindeki o tutkuyu eğer şu ana kadar keşfedemediyse de keşfedebilenler olacak. Bu şu olabilir. İlla spora tutku duymak değil kastettiğim şey. Sporun içinde de farklı farklı şeylere tutku duyabiliyoruz. Kimisi bir takımın parçası olmayı daha tutkulu bir şekilde sarılır. Kimisi rekabete daha tutkulu bir şekilde sarılır. O yüzden de bu çok kalple ilgili bir şey bu arada. İşte söylediğiniz, öğrettiğiniz, anlattığınız şeylerle değil. Antrenör olarak yapacağımız en önemli şeylerden biri onlara bir şey yaptırmaya çalışıyorsak korkutarak ya da ceza vererek değil ama neye tutku duyduğunu anlayarak hayatlarına dahil olup bunu keşfetmekle yapacağız bunu. Bu da sporun bir takım ötesinde. O çocukların, o gençlerin hayatına değmekle oluyor. Birazdan bir iki soru örneği göstereceğim zaten size. Hiç sordunuz mu bu soruları onlara diye. Kendinize bir dönüp şunu sorun mesela. Şu an sporcularınız, her biri için düşünün bu cevabı. Bol bol evlerde vaktiniz oluyor. Sizce sizden yüzde kaç korkuyorlar ki, yüzde kaç saygı duyuyorlar? Çünkü tutku ve saygı birbirine çok bağlı şeyler. Size saygı duymuyorsa korktuğun ya da saygı duymadığın bir şeye tutku da duyamazsın. Demin dedim ya, tutku çok kalple ilgili bir şey. Ve sadece sevdiğin şeye tutku duyabilirsin. O yüzden bizlerin yapacağı en önemli şey bu işi onlara sevdirmeye çalışmak ya da sevdikleri kısmı keşfetmelerine yardımcı olmak. Bu da yine sporun dışında hayatlarına dahil olabilmekle çok alakalı. Ne? Sevdikleri, istedikleri şey ne? Ve bunu basketbolla, oyunlarıyla nasıl bağdaştırabilirler? Kastettiğim şey şu değil. Her sporcunun tek tek hayatına dahil olun. İşte araştırma böyle dedektif gibi işte nasıl bağlarım, nasıl onu sporcuya tutayım? Hayır. Doğru sorularla, doğru zamanlarla, onlara gün içinde ayıracağınız kısacık vakitlerle onların bu tutkuyu keşfetmelerini sağlayacak aracılar sizsiniz. O tutkuyu bulup çıkartıp onlara verecek olan değil, onların bulmasını sağlayacak. Çünkü o zaman ancak ona sarılabilirler. Kendinize onu sorun dedim. Saygı mı, korku mu? Nasıl bir şey? Ve bu noktada da yine ceza konusuna geleceğim. Ceza tabii ki bu arada şu değil. Ceza antrenmanları oluyor, işe yaradığını çok söyleyenler oluyor. Genelde bizim Murat hocalarla da yaptığımız eğitimlerde de söylediğim bir şey vardır. Ceza ile davranışı değiştirebilirsiniz bu arada. Değiştiremezsiniz diye bir şey demiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü o cezadan kaçınmak için o sporcu ya da o çocuk o davranışı değiştirebilecektir. Ama sizden ayrıldığında, başka bir yere gittiğinde ne kadar kalıcı olacak o davranış değişikliği? Eğer ceza olmazsa, yeni bir antrenörle çalışmaya başladı. Ceza kullanmayan bir antrenör olabilir. Herkesin tarzı çok farklı. Gerçekten ceza ile yaptığı o davranış oturmuş olacak mı? Cevabım çok net size, hayır olmayacak. Çünkü takdir gören davranış devamlılık haline gelir ve oturur. Bir alışkanlık haline döner. Ama ceza yüzünden korkularak kaçılan davranış ceza ortadan kalktığı zaman eski haline alır. O yüzden bizler bu çocukların, gençlerin uzun vadede demin dediğim gibi gelişimleri için bir şeyler yapmaya çalışıyorsak kısa vadeli cezalardansa takdiri, açıklamayı, geri bildirimi biraz daha arttırıp olumlu davranışlarını ödüllendirerek bunu yapmaya çalışmak bu jenerasyonda çok daha fazla işe yarayacaktır. Açıklamadan da kastım şu, açıklama eski dönemlerde bir beklentiydi. Yani antrenör bir şey der, yanında açıklamasını yapıp yapmamak, yani yaparsa ne âlâ, yapmazsa okey, ama şu an bir talep oldu. Yani siz bir şeyi söylediğinizde, istediğinizde açıklamasını yapmadığınız zaman, bittiğinde konuşmam, bununla ilgili örnekleri olan var mı dinlemeyi çok isterim. En basit drillerde bile eğer onu neden yaptırdığınızı, amacını vesaire açıklamıyorsanız bittiği zaman elinde telefonla bir şey bulup eğer o cevabı alamıyorsa size o açıklamayı kendi getiriyor. Hocam sen bana bunu böyle yaptırdın ama bak bunun böyle yapıldığı bir versiyon da varmış. Yani o içlerine sinen o açıklamayı alana kadar neyi neden yaptıkları, ne amaca hizmet ettiği vesaire gibi bunu kovalamaya devam ediyorlar. O yüzden dediğim gibi açıklama eskiden bizler zamanında bir beklentiydi. Gelirse ne güzel, gelmezse de kabulümüzdü. Şimdi bir talep oldu. O yüzden onların taleplerini bu noktada karşılamak, anlayacakları şekilde yapabilmek de
motivasyonlarını arttırabilir ve sürdürülebilir kılmak için çok önemli şeylerden biri. Bu arada ödülü de, ödül dedim bol bol işte ceza yerine, olumlu iyi davranışı ödüllendirmek dedim. Asla kazanmayı ödüllendirmek gibi düşünmeyin. Yani bir maçın ya da işte bir antrenman maçının vesaire sonundaki sonuca göre ödüllendirmek değil kastettiğim. Beğendiğiniz, takdir edilmesi gerektiğini düşündüğünüz ve başarıyı getirecek, kazanmayı getirecek davranışları ödüllendirmekten bahsediyorum. Çünkü bu jenerasyonun en önemli özelliklerinden biri de devamlı olarak o takdiri ve beğenilmeyi hissetmek istiyor oluşları. Ve açık, o beğeni olmadığında da yine onu da aramaya başlıyorlar bu arada. O yüzden memnuniyetsizler. Kastettiğim şu, gelip size söyledikleri, bütün memnuniyetsizlikleri, şoka girip belki nasıl karşımdan böyle bir cümle duyuyorum dediğiniz şeyler, onların bireysel olarak saygısızlığı ya da cesareti vesaire değil, bu neslin bir özelliği. Siz ne yaparsanız yapın ve alttan da daha kuvvetli bir biçimde geliyor. O yüzden de onları akışkan bir durumda olan bir nesli bir dikdörtgen kaba koymaya çalışmak uzun vadede çok kabul edilebilir bir durum değil. Özetleyecek olursam, bu arada burada da iki soru var. Bunu hem şu an online olarak çalıştığınızda sporculara sorabilirsiniz. Hem bol bol, özellikle şu sağ taraftakini birazdan sesle söyleyeceğim zaten. Hayatınıza katın bu soruları. Cevapları o demin bahsettiğim tutkuyu bulmalarına çok yardımcı olabilecek cevaplar. Şimdi birincisi, şunu sorun gençlere, çocuklara. Yarın kalktığında ne değişmiş olursa daha mutlu ve motive olursun. Belki çok ütopik şeyler söyleyecekler. İşte belki hiç aklınıza gelmeyen, çok minik ve çok kolay değiştirilebilir bir şey söyleyecekler. Hem onları daha motive ve daha istekli kılmak için çok şaşıracağınız sonuçlar çıkartabiliyor bu soru. Hiç fark etmediğiniz. Onların da bu arada cevaplarken fark edeceğini. Ve şunu görmüş olursunuz. Şöyle yönlendirebilirsiniz bu sorunun cevaplarını. Hiç değiştiremeyeceği şeyler olabilir bu cevapların arasında. Bu değiştiremeyeceği şeylerin kavgasını vermeyi kesmeyi ona öğretmek. Bir de gerçekten değiştirilebilecek şeylerse beraber işbirliği içinde onu nasıl değiştirip geliştirebileceği konusunda motive olmak. Diğer soru, maçların ardından soranlarınız vardır belki takımla sohbet ettiğinde. Kazanma kaybetme hiç önemli değil. Bu maçın ardından işte attığın sayılar, belki sayı atmadıysa verdiği paslar, eğer süre alan bir oyuncuysa ya da asistler yaptı, asistler ötesinde. Süre almayan bir oyuncuysa kenarda otururken izlediklerinde bunlar dışında ne kazandın bu maçtan? Kendine ne kattın? Büyümende, daha ileriye gitmende ne yardım oldu? Oldu mu bir yardımı? Bu soruları sorup onların sadece sayı, işte asist, pas ya da süre gibi şeylerle değil, biraz daha o demin söylediğim gibi sürdürülebilir gelişim isteğini kazanmaları, tutkuyu bulmaları için yardımcı olabilecek sorular bunlar. Şimdi her koçun farklı stili var dedik. İçlerinde bunun otoriter bir yapı olabiliyor. Mentörlük yapan koçlar standartları daha yukarı taşıyor. İmam, sözünü kesebilir miyim? Tabii ki. Buyurun hocam. Özür diliyorum. Aşağı yukarı 29 saniye kaldı. İstiyorsan öyle bu mi? slaytı bir sonraki session'de şey yapalım. Tamam. Bitiyor zaten. Son cümlem olacak benim de. Tamam. Kesiliyor şu an. Onun için tamam. İkinci session'ı alıyorum seni. Tamam.